İzlediniz mi? Tamam bir daha izleyeceksiniz. diyorlar <laughs> <laughs> bana. Abi mi diyorlar? Evet <laughs> hep Arda abi diyorlar. Herkes. Herkes. Merhaba abi abi. Bu arada çok iyiymiş. Eee herkes. Hem de kafanın ilk kişi ya. Abi. Abi mi diyorlar? Ben de şaşırıyorum. Modric bana abi dedi. Sen ne izleriz diye izlemedim. Senin yarrağını yerim lan. Canım kardeşim benim. Tamam böyle. Enteresan çünkü. Bilmiyorlar onlar abinin şey ne demek olduğunu. <laughs> Geçenlerde Alabay'la bir video çektin sen. Akşam yemek. Evet. Tamam. tamam. Hocam, burada Arda'dan ziyade Real Madrid'de futbolcu olmak nasıl bir olay? O daha güzel bir şey bence yani. Onu almak buradan. Tamam kardeşim. çok fazla Türk'ün olduğu bir semte büyümüş. O sırada çünkü çok fazla Türk var. O yüzden Galatasaray'lıymış hatta. Onu ben söylüyor bana sürekli. Şakalaşıyor işte. Ben, sen <laughs> başırsın, ben Galatasaray'lıyım. Ben Galatasaray'lıyım. O golü sen anlatıyor olsan nasıl anlatırdın? Sen anlat abi. Ben anlatamam onu. <laughs> Bilmiyorum nasıl anlatacağım abi. Çok güzeldi. Şimdi olsa yine kaleciye çalım atar mıydın yoksa? Yine mı? atardım abi ya. Biraz mırıldansa da. Yakma abi yakma bizi <laughs> abi ya yakma bizi abi. Yakma bizi abi. Hola madicistas gracias por vuestra cariño. pastası Halley, Kafa Sports Arda Güler özel röportajını sunar. Bu arada Kafa Sports çok iyi girdi mevzuya. Evet. Bilmiyorum ki yani. Arda'nın ilk röportajı abi. Evet. Yani tutacak gibi bir şey inşallah tutar. Kimin Kafa Sports? Bilmiyoruz. Kandaş Tolga yaşıyor mu? Değildir. Çünkü kafanın başka kanalları da vardı ya. Ya yani kafa dergi benim bildiğim. Sergen Yalçın da geliyor Euro 2004'te. Amına koyar o zaman ortalığını işte. İnşallah birini de alırsınız. <laughs> Kafa Sports'a hoş geldiniz. Türkiye'nin ve dünyanın en renkli spor platformu Kafa sport bugün itibariyle yayında. Ve bugün Yatsırda, ilk yayında üçünlete, dünyanın oluşturdu. ve Türkiye'nin size... Ortağı mı Candaş'ta? Evet. Bu arada ben Candaş Tolga Yaşar'ın gazeteciliğini çok beğeniyorum. Ama futboldan anlamıyor. Hiç anlamıyorum yani sıfır. En renkli hiçbir yerde bulamayacağınız hiçbir spor platformunda rastlayamayacağınız işlerini yapacağımıza dair size çok büyük fikir verecek bir yayınla başlıyoruz. Burası Valdebebas. UEFA sıralamasına göre dünyanın büyük nasıl 3 kanka? Bir tanesinin antrenman sahası. Burada Tesisleri. yürürken dünyanın en büyük Ya hayır, e, Arda Turan'ın konuk olduğu bölümde şimdi Candaş tanımıyorum yani hiç tanışıklığım yok da Candaş abi diye isim geldi nedense. Candaş Tolga Işık e, Acimi, Alex mi sorusuna Sergen diyor ya. Anasını amı yani hocam. O evet, kadar evet. değil yani. Tamam yani hani bu artık futboldan anlamamak bu. evet bu sıçış yani. Yıldızlarına denk geliyorsunuz. Bütün dünya medyasının peşinde koştuğu Türk yıldızı Arda Güler'le İlk röportajını yapmak üzere buradayız. Aslına bakarsanız benim Arda ile olan hikayem biraz daha öncesine dayanıyor. Bilenler bilir yıllar öncesinde Derazı tesislerine bir genç diyemeyeceğim çocuk futbolcu seyretmeye gittim. 15 yaşındaydı ve sahada gördüğüm yetenek, onun sahada ortaya koyduğu performans daha 15 yaşında beni çok etkiledi ve o akşam o dönem çalıştığım televizyon kanalındaki ilk programıma çıkıp 15 yaşında bir oyuncuyu anlattım. Arda Güler'i. O çocuk bugün 19 yaşında genç bir yıldıza dönüştü ve dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesinde bugün Yine yanlış. Dünyanın M en büyük futbol kulübünde bir adından bahsettiriyor Neyse. ve onun ne şanslıyım ki ben ilk röportajını yapmakta bugün bana nasip oluyor. Konuğum Arda Güler. Arda hoş geldin. Hoş buldum. Size hoş geldiniz abi. hayırlı uğurlu olsun. Nasıl hissediyorsun? Abi kıyamam oğlum çok efendi lan. Ben çok ya yani çok samim ya. Ya çok düzgün, düz. Saf yani hiç göt kalkıklığı adam, yok çocukta. Adam. Evet evet. İyi yayınlar bayından beri takip ediyorum seviyorsun. Bir video yaptım izler misin? İki link birden attım aynı video. Aka at bakalım gündeliğe. Real Madrid'le Arda olmak nasıl bir şey? Çok güzel bir şey abi. Sen böyle söylerken bile benim hala tülerim diken diken oluyor. Burası dünyanın en büyük kulübü. Çocukluktan beri en büyük hayalim de Real Madrid'de oynamaktı. Çok mutluyum. Futbola ilk başladığında nasıl bir hayal kuruyordun? Kendini Real Madrid'de mi görüyordun? Mesela her jenerasyonun takımı ayrıdır. Kulübü ayrıdır. Yani Real Madrid her dönemin en büyükleri arasında yer aldı. Her dönemin en büyük oyuncuları orada oldu ama senin çocukluğundaki Real Madrid'de mesela senin yıldızların kimlerdi? Sen nasıl bir Real Madrid Arda Hayal'i kuruyordu küçük. Arda amına koyayım Arda'nın hayali gibi Benzemeyi olur amına koyayım Arda zaten 19 yaşında. de böyle hayaller Bana kurmuyordum bu. abi çünkü çok uzak geliyor yani televizyondan bazen izleyebiliyoruz El Clasico'yu bazen izleyemiyoruz. Ben o yüzden çok Fenerbahçe maçı Türkiye Ligi'ni çok izliyordum. Alex'i falan çok izleme fırsatı bulmuştum. İnşallah Alex gibi olurum falan filan diyordum. Yani küçüklüğümde öyle hayallerim vardı. Nasıl bir duygu Real Madrid'de oynamak? İlk kez ben Valdebebas'a Bebas'a geliyorum yani bizim Türkiye'de hayal edebildiğimiz antrenman tesislerinin çok ötesinde. Şimdi hatta aşağıda bizim arkada ekiple şakalaşıyorduk. Yani Türkiye'deki bütün spor kulüplerinin altyapı tesislerini toplasam bir tane valide bebas anca bulursun. <laughs> Sadece 10-12 tane antrenman... Oğlum, oğlum, ananın amı ya. Bu ne oğlum? Ham bu ne amını sikiyim ya. Ne bu abartı ya. Ben oğlum ne, ne abartısı bence. manyak mısın sen ya? Ne yapıyorlar abi sağdakinde? Abi her İnka. türlü şey imkan olanak farklı işte. Aynen, Aynen. Öyle. Zemin farklı bile vardır amına. Abi canım benim. biri mesela daha ağır bir zemindir, biri daha şey bir zemindir. Atıyorum sahası bu Çaykur'un sahasında oynayacaklar. Abi canım vardır yani. Sizin antrenman yaptığınız saha Türkiye'deki birçok stadyumdan daha büyük. Burada oynamak nasıl bir duygu? İnanılmaz yıldızlar var. Geçerken Modric'i görüyorsun, sola dönüyorsun, Vinicius Junior falan. Buradaki oyuncuları tamamen konfor alanını yükseltmeye çalışıyorlar. Oynadığımız zeminler, kullandığımız tesisler, bunun üzerinde çok çalışıyorlar yani. Tüm personeller, tüm kulüp yetkilileri. Oyuncu daha nasıl mutlu olur? Bunları düşünüyorlar. Ben de burada oldum. Arda üstündeki çakma mı lan amına koyayım? Amını sikeyim vallahi çakma aynısı aynı Mertarda yapıyorlar. Vallahi Mertarda var aynısı. Olduğum <laughs> için kendimi çok rahat ve konforlu hissediyorum. Biraz sürecin başına dönelim mi? Real Madrid'in ilk senle ilgilenmeye başladığı süreci ben gazeteci olarak çok yakından takip ediyordum. Dünyada sana transfer teklifi yapmayan kulüp yoktu herhalde. Yani Paris'ten tut, e, Bayern'e, Barça'dan tut efendime söyleyeyim, İtalya'nın Inter'ine bütün dünyadaki kulüplerin istediği oyuncular listesinde vardın. O süreci bir anlatsana. O transferi ilk başlangıç, Real Madrid'in ilk sana teklifinin gelişi, ilk teklifi geldiğinde duyduğunda hissettiklerin. Biz milli takım kampındaydık. Galler maçımız da vardı. Galler o maçından sonra ben koyduk. tatile çıkmıştım. O zaman zamanlar takım kampı neredeydi? Samsun'daydı. Son yıkı maç Samsun'daydı Galler'le oynadığımız. Çok şükür çok güzel geçmişti. Ben de ondan sonra ufak bir tatile çıktım. İşte geleceğimi düşünmeye başlamıştım. Çünkü ondan öncesinde her şeyle babam ilgileniyordu. Ben sadece Fenerbahçe'de yaşayabileceğim şampiyonluğa odaklanmıştım. Zira Türkiye Kupası finalimiz vardı o yüzden sadece saha içinde kalmaya çalışıyorum Ar çok durdurdum özür dilerim de Arda bir Almancı şivesi var ya abi Ankara, Ankara hayır abicim lan ne alakası var ya? ben heyecanlanınca ne değişiyor mu şive ee, şey yani Ankara çocuğu gibi değil yani bir Almancı gibi böyle diksiyondan değil bu abi ama abi orada abi, sabah akşam şey, İspanyolca konuşa konuşa ağzı da hani sonra... Ne anlatıyorum ne diyorsunuz ya. Babama e, tatile tamam çıktığımda abi. artık İspan İspan bir yer bir seçmem gerekiyordu. Babam aradığında Madrid istiyor, Rehmet'in ilgisi var dediğinde çok heyecanlanmıştım, çok mutlu olmuştum. Biraz da benim için erken olmuştu bu. O yüzden çok heyecanlanmıştım. Real Madrid'i seçmeye iten en önemli şey neydi? Bir kere abi çocukluktan beri bence birçok çocuğun hayalde dünyanın en büyük kulübü olan Real de oynamaktır. Bu bir tabii ki hayalimizin bir parçası ve bana sundukları projede uzun zamanlı bir projeydi. Ben de buna ekne aldım. Zaten Rehmet'le o, o masaya, ha, masaya oturduğumuz anda zorunlu. her şey bitti yani. Ben onların YouTube'a yazıp işte sikistlerini izliyordum. Şimdi onlarla beraber idman yapıyorum. Onlarla pas alışverişi yapıyorum. Real de bana Modric'in belahatı olacağını söyledi. Ben de bundan çok etkilendim. Çünkü inanılmaz bir oyuncu. Hala çok iyi. Bu projeyi duyduğum an bitti her şey yani. Kroos ve Modric'in takım içerisinde mentörlüğünü de alıyorsun bildiğim kadarıyla. Hep yardımcı oluyorlar. Ben de karakterim dolayısıyla böyle herkesten ufak tefek ya da kimden ne alabiliyorsam hep bir şeyler almaya çalışan bir çocuğum. Onlara da sürekli çok soru soruyorum. İşte sen şunu nasıl yapıyorsun? Sen bunu nasıl yapıyorsun? Orada ne kafa sikiyordur antrenman be Modric. <laughs> Bası ben mi atacağım Aa. abi? Ne illallah'tır. Modric bir ara pas <laughs> Abi bunun nasıl attı? Modric'e bir yol. Ne kafa sikiyordur. Modric de cross illallah etmiştir. Öyle Ereli adam teşekkürler. Bildiğim kadar çok şey öğrenmeye çalışıyorum. İlk tanışma anı nasıldı Modric'le ve cross'la? Heyecanlanmıştım ya. Ve dizi biraz enteresan bir anda. Soyma odasına gittiğimde onlar da vardı. Çünkü ilk günümüzdü. Onlar başka bir test için gelmişti. çok heyecan vericiydi. İlk o an var mı aklında? Ne söyledin, ne onlar ne söyledi? Na, nice to meet you falan abi. Öyle, <laughs> o kadar yani. Real Madrid çokça konuşacağız. Biz bugün burada Real Madrid'li Arda Güler'in bütün dünyanın peşinde olduğu, İspanya basını, Türk basını değil sadece İngilizler, bütün dünya seninle röportaj yapmak istiyor. Kafa Sports'ta biz bol bol Real Madrid konuşacağız. Ama buraya gelene kadarki süreçle ilgili sana birkaç sorum var. Bütün bu transfer döneminde bir sürü kulüp istedi seni. Bütün opsiyonların arasında bir sene Fenerbahçe'de daha kalmak da vardı. Sen nasıl verdin kararı? Az önce de söylediğim gibi ben sadece futbola odaklıydım. Karar vermem için aslında çok uzun bir zaman yoktu. Ve Real Madrid ismini duyduğumuz an zaten karar ve onların anlattığı planla beraber ya. kararım Real Madrid'e gitmekti. Fenerbahçe'de bir sene daha kalabilirdim ama ben Fenerbahçe'li bir Türk gencinin Avrupa'da özellikle de Real Madrid'in neler yapabileceğini göstermek istedim. İnşallah da göstermeye devam edeceğim. Transferinle ilgili birçok şey konuşuldu. Fenerbahçe daha çok para kazanabilirdi Arda transferinden deni, dendi mesela. Böyle bir ihtimal var mıydı? Abi benim serbest kalma bedelim vardı. 15 milyon euroydu yanlış hatırladım. 17,5 milyon euro serbest kalma bedelim vardı. Aslında 17,5 milyon euro ödeyen bir takım beni direkt alabiliyordu ama ben ailem Fenerbahçe daha fazla para kazansın diye son ana kadar Real Madrid'de görüşmelere devam ettik. Kulübe Aynen. daha fazla para verin, daha fazla para verin diye kulübün en fazla kazanabileceği senaryo oldu. O süreçle ilgili herhangi bir kırgınlığın var mı Arda? Kırgınlığım yok abi. Aile içinde kırgınlık olmaz. Belki onlar bana kırıldı da işte kalsaydın keşke. Ama az önce de söylediğim gibi tamam. böyle bir teklif geldiği zaman denemek istedim. Ya beyler yanlış anlamayın da topçusunuz. Fenerbahçelisiniz, Galatasaraylısınız, Beşiktaşlısınız. Kulübünüzde oynuyorsunuz. Baba Real Madrid geliyor be. Ya topçu olmasam Real Madrid gelse gidersin amına. Gidersin abi. Sağ ya her, her türlü gidersin yine gidersin amına koyayım ya. Ya adam sana desin ki 200 euro maaş veriyorum yine gidersin amına. amına Sikerim onların kumbarasına atsın orospu çocukları. <laughs> 200 euro da gitmem amına koyayım. Sikmeyim Real Madrid'i götünden şimdi. Sağında Modrić, solunda Kroos amına koyayım. Sikiyim. Ya ananı sikeyim. Sağında Ancelina Jolie solumda Ryan'la oynasın yine gitmem amına koyayım 200 euro <laughs> <laughs> la. Sayın Başkan Ali Koç'un seninle ilgili bir basın toplantısındaki sözlerini hatırlıyorum. O Arda Real Madrid'e gitmek istedi, Fenerbahçe'de kalmak istemedi dedi. Ali Koç'a karşı herhangi bir kırgınlığın var mı? Ya da Sayın Başkan'ın sana karşı bir kırgınlığı var mı? Yok, hiç yok abi. İlk gol attığımda da ilk arayanlardan biri oldu. Sakatlandığımız, o zamanlar geçirdiğimiz dönemlerde de sürekli konuşuyorduk. Ki Başkan'la bizim aramızda şöyle özel bir durum daha var. Benim annem bir iki sene önce ameliyat olmuştu. O çok yardımcı oldu ameliyat döneminde. O yüzden bizim ailemiz açısından Ali Koç çok özel bir isim. Fenerbahçe birçok giden oyuncuya veda videoları yayınladı. Ki sen onların arasında dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine giden ve en göz isimlerden bir tanesisin. Seninle ilgili böyle bir video yayınlanmadı. Buna dair böyle içinde bir burukluk gönderi, gidiş şeklinle ilgili içinde kalan bir uhte var mı? İçimde ukde var tabii ki abi. Çünkü çok hızlı gelişti her şey. Samandıra'ya gidemedim, Derazına gidemedim. Görmek istediğim abilerim, arkadaşlarım, personelleri göremedim. O yüzden video için de çok zaman yoktu. Tabii ki daha güzel olabilirdi her şey. Ama kırgınlık yok abi. Arda bu transfer meselesiyle benim en çok Twitter'da falan okuduğum şey babanın senin transferinden komisyon aldığı haberleri. Baban gerçekten senin transferinden komisyon istedi mi? Alıyor mu? Abi böyle bir şey mümkün değil. Belki insanlar bilmiyor ama ben... Fenerbahçe'den rahmetli transfer olduğum için belki insanlar bu süreçlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl profesyonelce yürüdüğünü bilmiyor. Böyle bir şey mümkün değil yani ki az önce de söylediğim gibi babam, ben, ailem, bizim yakınımızdaki herkes Fenerbahçe ne kadar kazanabilirse o kadar kazansın diye son ana kadar uğraş verdik. Böyle bir şey mümkün değil yani. Türkiye'de genelde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı oyuncular bu camialara mal oldukları... Allah. Niye abi düzgün soru sormuyor? Bence gazetecilik Candaş Tolga Işık'ın yaptığıdır ya. Soruyu götünden başından almadan pat diye sorabilmek bence gazetecilik. Yanlış anlamayın bu devirde böyle adamların sayısı az ya. Bence çok güzel gazetecilik yapıyor yani ben çok ben beğeniyorum de. bu arada. Andan itibaren diğer camialarda tarafından, taraftar tarafından böyle bir mesafe konur. Sen de ben bunu kırıldığını görüyorum. Hiçbir zaman Fenerbahçeli olduğunu inkar etmedin. Fenerbahçeliğini başından beri hep en ön plana koydun. Biz hep seni Fenerbahçeli Arda olarak bildik. Ama herkesin çok sevdiği Fenerbahçeli oldun sen. Bunu nasıl başardın sadece? Abi benim hiç böyle bir beklentim yoktu. Çünkü dediğin gibi ben Fenerbahçeliyim. Yani sadece Fenerbahçeliyim. Ama onların rakip takım taraftarlarının Türk halkının bana destek olması, buralara gelebilmemdeki en büyük etkenlerden biri. Çünkü o desteği aldığım zaman gerçekten bir şeyleri baş başarabileceğimi Buna çok inanmıştım çünkü herkes çok seviyordu beni. Allah razı olsun onlardan. Ben de onların sevgisini inşallah boşa çıkarmışım. Şeyin farkındasın değil mi? mesela sen gol attığında Celta Vigo maçı değil mi? Yanılmıyorum. Türkiye'de hayat durdu. <laughs> Taraftarlıktan ziyade hepimiz galiba Türk bayrağı görüyoruz senin göğsünde oynarken ve o bizi çok motive ediyor, çok gururlandırıyor. Kesinlikle beni de çok motive ediyor. Buradaki çünkü tek Türk oyuncuyum ve tüm Türk halkının bana destek olması beni hem çok mutlu ediyor hem buradaki gücümü de arttırıyor yani. Ben yani onlarla birlikte var oluyorum sonuçta. Onlar üzüldüğünde ben de üzülmüş oluyorum. Onlar benimle sevindiğinde... Bak Beşiktaşlılık, kıvırlık, zıvırlık meselesi değil bu ya. Yani ben genç oldu mu... Mesela birçoğunuzun yaşı yetmez hatırlamazsınız. Arda Turan Atletico Madrid'e gittiğinde mutlu olduk bizi yani. Yani bunu belli etmese de Fenerlisi de mutlu oldu. Beşiktaşlısı da mutlu oldu. Bu başka bir seviye hocam. İzlemedik Abi mi Arda benim... Turan'ın Atletico'daki ilk maçlarını izlediğinizi hatırlamıyor musunuz? Eli gibi izliyorduk. Benim bayrağım orada kim dalgalandırıyorsa ben gurur Tabii canım. Yani ya. Olay bu yani. Abi saygısını bozmayan herkesin arkasındayım ben yani. Evet. Bir de o dönem Arda Turan e, az Yıldırım'la çok iyi görüntüler veriyordu böyle. Bir tane video vardı hatta ne zaman geleceksin bize falan filan diye. Ya bak samimi adamlar her zaman seviliyor. Ben evet. de, ben daha da çok seviyorum. Çok güzel bir isim. Seni böyle çok etkileyen buraya geldiğinde ki süreçte Türkiye'den işte bu biraz önce bahsettiğim gibi Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu aldığın böyle bir reaksiyon seni çok motive eden belki duygulandıran bir an var mı? Keşke gitmeseydin diyenler falan böyle ağlayarak videolar falan bazen görüyorum. Onlar duygulandırıyor tabii ki. Ama çok destek olanları gördüğüm zaman da kendimi çok mutlu hissediyorum. Madeti seni karşılamasını konuşalım biraz? O rekor kıran transfer gönderisi o. Ve müthiş bir karşılama. Ne hissettin o Tabii ki benim de ilk transferim olduğu için inanılmaz hisler hissettim. Uçaktan indiğim andan itibaren ilk gitmen günlerim her zaman bana çok büyük destek oldular. Türk halkının da desteğiyle inanılmaz bir etkileşim oldu her yerde. Tabii ki çok mutlu oldum. Çok özel bir his burada olmak yani. Çünkü Real finansal gücü sebebiyle dünyadaki her oyuncuyu alabilecek bir kulüp. Beni seçtikleri için ben de çok mutluyum. Çok kendimi özel hissediyorum. Buradaki futbolla oradaki futbolu karşılaştır desem en büyük fark ne sence? Bence tempo abi. Topun sahada kaldığı süre zaten her gün haberlere çıkıyor. İşte derbilerde, Türkiye'deki, buradaki maçlarda. Top sahada ne kadar olursa insanlar o kadar daha fazla koşar, o kadar daha fazla tempo çıkar oyunda. Bence bu en büyük etken. Buraya geldiğinde kendinde... Sevgili Türk hakemleri yarrak var gibi... Dead, 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 babu, 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 babu. Abını sikeyim. <laughs> Abine durdurursanız oyunu böyle işte topun oyunda kalma süresi azalır. Rak gibi Türk futbolunun anasını siktiniz. Sağ olun. Bireysel olarak geliştirmen adon, adon, gerektiğini adon. gördüğün en önemli alan hangisiydi? Adaptasyondu bence. Çünkü en önemli şey adaptasyon. Sosyal hayatı da adapte olmam gerekiyordu. Tabii ki saha içi ayrı bir ya şey ama İspanyolcayı da geliştirmem gerekiyor. Bence en önemli şey sosyal alanda daha çok gelişmem Sen gerekiyor. Senin İngilizcen vardı bildiğim kadarıyla. İngilizcem kadar. iyi. Fakat İspanyolların pek İngilizce ile arası iyi değil gördüğüm kadarıyla. Ben burada 48 saattir buradayım. İngilizce konuşan İspanyol <laughs> çok taksi çok şoförlerinden tut. <laughs> şeye kadar yani bayağı bu işlerde hani beyaz yakalılara kadar bulmakta zorlandık. Bu sabah kahvaltıya bir yere gittik. Konuşmuyorlar. Bayağı dediler ki burası şeyin, maddenin en güzel kahvaltı edilebilecek pastanelerinden bir tanesi. Herhalde dedik ki ya <laughs> veriyorlar bu bilgiyi. İspanyolara <laughs> özel değil. Girdik İngilizce konuşan kimse yoktu. Ve bir e, zulüm bir kahvaltı ettik yani anlaşmak çok zordu. Şimdi ben seni merak ediyorum. Sen burada yaşıyorsun. Mesela tesislerde İspanyolca mı konuşuluyor? İspanyolca meselesini nasıl çözdün? <laughs> Herkes İspanyolca konuşuyor. gidmanlar da çok zorlanıyordu. Hoca İspanyolca anlatıyor bir şey. Zaman? İspanyolca, İspanyolca anlatıyor. Tüm ekip İspanyolca konuşuyor. Tercüman yok. İlk zamanlar çok zor. Sonra... Ondan oynamıyordun Ama aslında böyle olması mesela abi benim İspanyolca öğrenmeme daha büyük etken. Daha hızlı öğrenebilirim bu şekilde yani. Şu an ne seviyede İspanyol? Şu an birçok şeyi anlayabiliyorum abi. Anlamıyormuş oğlum adam 11 diyor amına koyayım. Kusura <laughs> bakıyor. Konuşmakta tabii ki daha ben çok zorlanıyorum mi? ama dersler devam ediyor. Önümüzdeki zamanlarda daha da geliştireceğimiz Gün içinde ne kadar ayırıyorsun İspanyolcu dersine? Yani bir haftada özel ders alıyorsun anladığım kadarıyla. Haftada iki gün bir saat ders alıyorum abi. Arda burada olup da Türkiye'de olmayan, yanlış yapılan ya da eksik yapılan sence ne var? Abi burada her oyuncuyla özel ilgileniyorlar. Benim de bu gelişimde çok büyük rol oynuyor. Çünkü bazen bir şeyleri atlayabiliyoruz bizim ülkemizde. Çok normal. Herkesle daha çok özel ilgileniyorlar. Ve ben burada idmanlarda dünyanın en iyi oyuncularına karşı, en iyi savunma oyuncularına karşı oynuyorum. Tabii ki de bu, bu da benim gelişimde çok büyük katkı sağlıyor. Seni fiziksel olarak baya bir farklı gördüm. Yani Türkiye'de seni uğurlarken ki o görüntülerdeki Arda'yla... Abi çocuk büyüdü ama ne koyayım ondandır ya. Yaşandı çocuk. Bu ardı arasında fiziksel olarak ciddi bir gelişim var. Abi sakatlandığım süreç biraz uzun olduğu için daha fazla cime gitmeye şansı buldum. Tabii ki her zaman fiziğimi daha çok geliştirmem gerekiyor. Bugüne kadar yaptığım gibi bugünden sonra da fiziğimi daha çok geliştirmem gerekiyor. Buradaki tempo da biraz bana çok yardımcı oldu. İlk geldiğim süreçte biraz adaptasyon problemleri, şanssızlıklar sebebiyle sakatlıklar oldu. Ama ondan sonra alıştığım zaman buradaki idman kalitesi çok yüksek olduğu için fiziksel gelişimime çok katkıda bulunuyor. Ki aslında Türkiye'de de ben çok çalışıyorum. Videoyu çalıştım. durdurmaya devam edeceğim. <laughs> Al işte ne yaptın? Al işte. bu biraz geliştirme. İspanyolca anlatıyor tüm ekibiz. Yani Türkiye'de seni uğurlarken ki o görüntülerdeki Arda'yla bu ardı arasında fiziksel olarak ciddi bir gelişim var. Abi sakatlandığım süreç biraz uzun olduğu için daha fazla cime gitmeye şansı buldum. Tabii ki her zaman fiziğimi daha çok geliştirmem gerekiyor. Bugüne kadar yaptığım gibi bugünden sonra da fiziğimi daha çok geliştirmem gerekiyor. Buradaki tempo da biraz bana çok yardımcı oldu. İlk geldiğim süreçte biraz adaptasyon problemleri, şanssızlıklar sebebiyle sakatlıklar oldu. Ama ondan sonra alıştığım zaman buradaki idman kalitesi çok yüksek olduğu için fiziksel gelişime çok katkıda bulunuyor ki aslında Türkiye'de de ben çok çalışıyordum. Oradaki bir sürü emeği olan insan da var benim üzerimde. Hocaları ben çok hep iyi eğitmenlerle karşılaştım. Onlara da teşekkür ederim. Fiziksel olarak Avrupa'da oynanan futbolla Türkiye'de oynanan futbol arasında dağlar var. Yani bir oyuncunun sadece yeteneği, mental olarak bakış açısı değil, fiziksel olarak da kendini çok üst düzey bir atlet haline getirmesi lazım Avrupa'da rekabetçi futbol oynaması açısından. Sen buraya ilk geldiğinde böyle bir eksiklik hissettin mi? Eksiklik hissettim ki çok normal abi ben 18 yaşında geldim buraya buradaki oyuncular inanılmaz atlet oyuncular, fik seviye olarak inanılmaz üst seviye oyuncular. O yüzden adaptasyon sorunu yaşadım. Bunu da normal olarak karşılıyorum. Ondan sonra daha da fazla çalışmaya başladım. Tabii ki inanılmaz büyük bir farklılık var. Çünkü top ne kadar oyunda kalırsa futbolcular o kadar koşmak, o kadar ikili mücadeleye girmek zorunda kalıyor. Tempo o kadar arttıkça dayanıklılığımızı o kadar geliştirmemiz gerekiyor. Top sahada kaldığı zaman dur dur. herkes daha çok gelişebiliyor. Temasa girmeden, top gelmeden önce daha fazla hızlı düşünebilirim. Yani aslında fiziğime önem verdiğim kadar aslında ne kadar ikili mücadeleye girmemi de bazen düşünüyorum. Hocam bir şey soracağım ya. Yani tamam Arda'yı çok seviyoruz. Hepimiz seviyoruz. Ben gurur duyuyorum çünkü Fenerbahçe diye. Ama hani kızıyoruz ya oynatmıyor etmiyor diye. Arda'yı hiç Van Dijk'in karşısında düşündünüz mü? Hayır. Bence şansı yok ama. Bilmiyorum abi. Bence daha var oraya yani. Çok. Ya... En çünkü benim hekimdeki yani. oyunculara sürekli baskı geliyor ve her baskıda ikili mücadeleye giremem. Daha hızlı düşünüp tek paslarla o zekamı da geliştirebilirim yani. Sakatlığın sadece seni değil Türkiye'de hepimizi çok endişelendiren, hepimizi çok gergin bir bekleyişle itap bir süreçti o. O sakatlık sürecinde uzun süre oynayamadın. Ameliyat kararı alındı çünkü bildiğim kadarıyla ameliyat oldun. Tekrar bir rehabilitasyon sürecine girdin. Bunun devamında da şeyi merak ediyorum. Türkiye'de yeterince iyi idman yapılmıyor mu? Yani bu seviyeye gelince zorlanıyor mu oyuncular? Yani abi Türkiye'de yeterince idman yapılmıyor demeyeyim. Türkiye seviyesine göre idman yapıyoruz. Buradaki seviye tabii ki başka olduğu için ben de Türkiye'den geldiğim için tabii ki çok zorlandım. Sakatlıklarıma da sebep oldu. Burada dürüst konuşmam gerekiyor yani. Ameliyat oldum o yüzden tempoyu ilk zamanlar çok zorlandığım için. Bu baktığımız zaman bu, bu zamanki aslında devre arasında bazı transferler oldu ülkeden yurt dışına. Onlarda da sakatlık problemleri oldu ki bunlar çok normal. Başka ülkeye gidiyorsunuz, başka bir oyun, başka bir felsefe bunlara adapte olurken bazen bazı futbolcular zorluklar çekebiliyor. Durum böyleydi bende de. de. Maddi seni kilo alacağı söylendi. Kulüpten aslında açıklamalar da yapıldı bununla ilgili. Ama senin ağzından da merak ediyorum. Bu süreçle ilgili neler yaşadın, neler konuşuldu, neler düşündün? Sana verilen süreyi yeterli buluyor musun? Abi her oyuncu tabii ki 90 dakikanın her dakikasında oyunda kalmak ister. Ama bu kulübün felsefesinde bazı şeyler var. Bazı genç oyuncuları biraz hazırlıyorlar. Ben de tabii ki oynamadığım zamanlar üzülüyorum ama oynamak için her gün elinden gelenin daha fazlasını yapıyorum. Hocamızla çok konuştuk. Ben gelmeden önce de buraya çok konuştum. Hani endişelerimi sordum. Oynayabilir miyim? Buraya gelirsem nasıl olacağı ile ilgili. O her zaman bana planlarını anlattı. Bu da benim geliş sebeplerinden biri. Çünkü gerçekçi planlar sundu bana. Ne kadar hazır olursam o kadar oynayabileceğimi söyledi. Daha 2-3 gün önce yine konuştuk oynayıp oynamamla ilgili. Sürekli benimle iletişim halinde olduğu için bana idmanlarda ne kadar iyi olduğunu görüyorum diyor sürekli. Çünkü çok ciddi çok çalışıyorum idmanlarda. Hocayı da göstermek istiyorum daha fazla oynamak için. Çok normal yani. O da beni daha iyi gördüğünü söyledi 2-3 ay önceye göre. Daha çok şans bulacağımı da söylüyor ligin sonuna doğru. Ben de ona inanıyorum. Devam ediyoruz. Şu golünü bir anlatsana bize. Kaleciyi çalımladın ve çok şükür abi ya. Çok zamandır bekliyordum <laughs> çünkü. Çok tatlı çocuk ya. Gol attığımda <laughs> birkaç saniyeliğine durdu her şey benim için böyle. Çok şaşkındım aslında yani. bek Çok beklediğim, çok istediğim, çok uzun zamandır istediğim bir şeydi. Sonunluk almayı çok seven bir oyuncuyum. Risk almaktan kaçamayan bir oyuncuyum. Gerek pozisyonun özelliğinde, orta gerek de oyuncu özelliklerim sebebiyle risk almayı, sonunluk almayı çok seviyorum. Ve sahada bulunduğum her anın hakkını vermeye çalışıyorum. Ve o anların hepsinden keyif almak istiyorum. Çünkü bu yaşadığım anlar, attığım gol kaçırdığım goller sahada olduğum her an benim çocukluk hayallerim yani. Onları yaşıyorum aslında. Onlardan keyif almak istiyorum. O golü sen anlatıyor olsan nasıl anlatırdın? Sen anlat abi. Ben anlatamam <gülüyor> onu. <gülüyor> Bilmiyorum nasıl anlatacağım abi. Çok güzel. Şimdi gibi. olsa yine kaleciye çalım atar mıydın yoksa vurur Yine ya. atardım abi ya. Bilmiyorum atardım yani. Çünkü kendimi daha konforlu hissederdim. Çünkü açıyı kapatıyordu biraz. Ben de kaleciyi geçirdim. Tabii ya. ki riskli. Bir an kaçıracağımı böyle hissettim. Çok şükür güzel bir vuruş oldu. Real Mart'taki ilk golünü attın ve bir gol sevinci yaptın. O gol sevincinin ne demek olduğunu adam, herkes çok merak adam. ediyor. Bu herhalde senin daha önceden planladığın... Sertapereler televizyonda yine şampiyon olur mu? Oğlum televizyona gitmiyor Sertapereler. Yanlış anlamışsın mevzuyu. Bu arada bir abonemiz daha var. Cake değil ki ekstra. Bir anlamı olan bir şey bildiğim kadarıyla. Anlatsana bize o gol Erevizyon. sevinci ne diyor? Önceden planladığım bir şeydi. Gol sevinci benim tevekküle dayanıyor abi. Ben her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Benim kötü gördüğüm bazı sakatlıklar olabilir ama ben çok çalışmaya devam ettiğim sürece her şeyin inşallah çok iyi olacağına inanıyorum. Her şeyi en doğru şekilde yapmaya çalışıyorum. Her gün çok çalışıyorum. Gerisini Allah'a bırakıyorum. O gol senin için anlamı da bu. O maç soyma odasında neler oldu, neler konuşuldu? Herkes tebrik etti çünkü benim ne kadar zor bir süreçten geçtiğimi herkes gördü. Ve o süreçte bu takımın bir parçası olabilmek için, ilk golümü atabilmek için ne kadar çok çalıştığımı da herkes gördü. O Sassuolo maçındaki direkten dönen Topluktan sonrasını anlatsana bana. Bir saniye sonra Arda Bilir'in kafasına da... Ben şok oldum abi ya. Şok geçirdim yani. Gol olmasını bekliyordum çünkü. Kaleciyi ben kulübe kaleci, yani. kulübedeydim. Kaleciye önde oluyordu. Hatta oyuna girerken de kaleci hocamız dedi ki işte bu kaleci önde oynuyor. Görürsen vur. Ben de topu aldım. Kaleci öndeydi. Vurdum. Direkten dönünce işte anlatırken bile üzülüyorum abi. Şok oldum yani. Çok üzüldüm. Sen Celta Vigo maçında golü attığında yani 40 yıllık Real Madrid gol atmış gibi bütün takımın kendileri gol atmışçasına bir sevinci vardı. Ridiger geldi oradan bütün takım inanılmaz bir ortak bir kutlamaya çevirdi senin golünü. Bu çok kısa bir sürede ulaşılmış inanılmaz güzel bir takımdaştık. Bu duyguyu nasıl sağladın? Bilmiyorum ben hiç böyle bir şey beklemiyordum abi. Gol attığımda ben Vinicius ya hala... kenardaydı yanılmıyorsam. <laughs> o an kamera Vinicius'u gösterdi. Oradan Arda diye bağırıyordu sana. Ben hala şok içindeydim. Gol sevincimde neler olduğunu tam anlamadım. Ama ben de videoları izleyince gerçekten beni de çok sevdiklerini gördüm. Takımda en yakın arkadaşları kimler? Herkesle aram çok iyi. Senin de söylediğin gibi abi. Çünkü çok iyi bir takımlaştık Aile ortamı var. Ama ben Brahim Diaz, Valverde, Kurtu, Alaba. Onlarla daha çok zaman geçiriyorum. Ruta'ya söyle. evinde De Bruyne yanlış yaptı Sydney. Kafam olmuş bir var. Yani. Aynen onun, onunla bitmedi daha. Biraz Türkçe'ye de öğretmeye çalışıyorum. Çok komikler çünkü. Onlara daha çok zaman geçiyor. Ben bilmiyorum yanılıyor muyum ama senin golünde Rudiger'in sana olan böyle <laughs> şeyi sevgi dolu bakışları. Rudiger de onlar. Rudiger de öyle. O da yardımcı olmaya çalışıyor. O da herkese aslında kim gol atarsa atsın herkesin sırtına kafasına vuruyor. Çılgın biraz. <laughs> Avrupa Şampiyonası konuşalım. Konuşalım abi. Bizim bir takıma ne oldu ya son maçta? Sorma <laughs> abi ya. Yol kazası diyelim Avrupa şampiyonasında böyle bir şey olmayacak inşallah. Daha hazırlıklı olacağız oraya. Ben çok inanıyorum takımıma, hocaya, herkese. Çünkü çok iyi bir jenerasyon var. Orada da çok iyi bir arkadaşlık grubu var. Ben inanıyorum elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza. Türk halkına çok güzel başarıları tekrardan izleteceğimize inanıyorum. Çok iyi rakiplerimiz var. Portekiz belki de şampiyonun favorilerinden biri. Ama ben de az önce de söylediğim gibi takım jenerasyonumuza... Oğlum bizde Arda, kendi var, Arda. Hepsine çok inanıyorum. Bence biz elimizden geleni yapıp gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Son maçtaki son yediğimiz 6 gol hepimiz açısından da çok hayal kırıklığı oldu. Çünkü çok iyi giden bir milli takım vardı. Türkiye'deki futbol iklimi mi etkiledi? Nedir sizleri anlayamadım. Biraz abi aslında ilk devre oyun ortadaydı. Biraz şanssızlık goller yedik. Biraz oyundan koptuk. Rakip gerçekten çok iyi oynadı. i̇nşallah böyle bir şey bir daha olmayacak. Semih, Kenan, Can. Can o var mı emin değilim. Siz U17 takım arkadaşsınız Biz U17 takımda. var Can da bilmiyorum. var. Bu 17 takımda beraber kamplar yapıyorduk, oyunlar oynuyorduk. Hepimizin aileydi amil takımda oynamak. oynamak. Şimdi hepimiz oradayız. Onlar da kendi kulüpleriyle çok başarılı işler yapıyorlar. İnşallah onların da yolu bahtı açık olur. İnşallah çok Gerardız güzel olur. bir şey bekliyor. Genel... takımdaki motivasyon nasıl şu anda? Yani o son maçtaki hepimizi üzen skora rağmen oyuncu grubu olarak sizlerin Avrupa Şampiyonası'na olan konsantrasyonunuz nasıl? Aranızda neler konuşuyorsunuz? Bence konsantrasyonumuz daha da arttı. Çünkü biraz iyi gittiğimiz için belki biraz rehavete kapılmış olabiliriz. Ama kaptanımız da çok iyi bir kaptan Hakan abi. Bizle sürekli konuşuyor daha iyi motive olabilmemiz için. Çünkü çok tecrübeli. Biz de onun sözünü dinliyoruz. Hocamızın sözünü dinliyoruz. Bence her şey bizim için çok güzel olacak. Avrupa Şampiyonası'na dair nasıl bir hayalin var? Nasıl bir turnuva bekliyorsun? Ben sürekli mil takımla ilgili ne kadar çok başarı elde edebilirsek ona ulaşabileceğimiz... Kaptanına söyle Torino'ya gol atmak kolay. Cebel'i Tarık'a atsın amına koyayım. <laughs> tamam İnanıyorum çünkü çok iyi bir jenerasyonumuz var. iyi bir hocamız var. Ve oradaki de, oradaki grup da çok iyi bir aile ortamı oluşturduk. Ve biz kaliteli oyuncularız. Bence halkımız bize inanmalı. Biz de onlara inşallah çok güzel bir turnuva izlettirebiliriz. Çünkü hepimiz çok mutlu olmayı istiyoruz. İnşallah önceden tekrarlanan başarıların benzerlerini tekrarlayabiliriz. Siz aranızda konuşuyor musunuz? Yani o U17 ekibi işte Kenanlar, Can, işte Semi, Semi de şimdi milli takıma dahil oldu gerçi olamadı tam ama olacak diye düşünüyoruz gördüğümüz o. Aranızda ne konuşuyorsunuz mesela? Son amil takım kampında ilk kez beraber amil takımına çağırdık. Böyle dördümüz beraber olduğumuzda tabii ki enteresanlar oluyor yani çünkü dediğim gibi iki üç sene önce hepimizin hayali olan yerde bir anda hep beraber bulunduk. İnşallah çok katkı katkıda bulunmaya çalışacağız amil takımımıza. Arda Türkiye Ligi'ni takip ediyor musun? Takip ediyorum abi. Türk futbolunda yaşanan bu son altı ay yani sensiz yaşanan senin yokluğunda yaşanan altı ayı nasıl değerlendiriyorsun? Tabii ki üzücü çünkü bizim halkımız, bizim ülkemiz daha güzel şeyler hak ediyor ki orada kötü olaylar olduğu zaman burada bende de dalga geçiyorlar. Tabii ki takım onların amını sikermişti o zaman. Kim o piç? Kim o kim dalgayı ben, kim geçiyor? Bence Niko Instagram ve arasını sikerim diyaz, o diyazına. çocuğu diyaz. makara mı yapıyorlar bizi? Kılıyorlar ama az önce söylediğim gibi Türk halkı daha çok mutlu olmaya hak ediyor. İlk başarılarla... Onlar diye söyle onun amını götünü sikerim bak. Anılırsak tabii ki ülkemiz için edersin. daha iyi olur. Tüm maçları izlemeye çalışıyorum. Tüm Fenerbahçe maçlarını da izliyorum. Bence orada her şey daha da iyi gidebilir. Türkiye Ligi'nde en beğendiğin futbolcu kim? Sana kaçak bir soru sorayım arada. Ferdi. Of of of. Ferdi. Ferdi abi. Ferdi abi çok beğeniyorum. Ferdi de bu sene bütün Avrupa futbolunun takibinde... İnanılmaz talepleri var. İnşallah onun için de gönlüne göre olur. Ovalver de piçine söyle ki iki sene önce Uruguay'da mızrakla avlanıyorlardı. Amına koyarım onu ha. Her şey çünkü çok karakterli biri. Çok da çalışıyor. İnşallah tüm başarılar onun olur. Türkiye'den çok neyi özledin? Yemekleri özledim abi. Burada da yemekler güzel ama Türk yemekleri başka. Oradaki konfor alanı orası başka. Orası millet abi, vatan. Orası başka yani. En çok haklıydın. Çok anne yemeklerinin hepsini özledik. Anne yani. bu da bazen burada bir de tam o Türkiye'deki anne yemeğiyle aynı olmuyor. Öyle burada mi? da bir burada yediğimiz kuru fasulye mantı onlarla Türkiye'de yediğim şeyler yani aynı olmuyor. Oynuyor, fasulye Buraya fasulye da adapte olmaya ya. çalışıyorum. ama <laughs> oradaki ben yemekler ya, çok güzel. Yani. İzin zamanları gidip geliyorsun galiba değil mi? Yani i̇zin zamanları dedim o da <laughs> yılda iki kere falan oluyor. çok sezonda. az Çok az izin oluyor. Ve bir gün, iki gün olduğu için ülkeye gidemedim çok. Sadece mil takım kamplarına gittim. Ama fırsat bulunda gitmek istiyorum çok. Mil takım kamplarına geldiğinde şey yapıyor musun? Yemek istisnalarını gönderiyor musun? Yok yok yapmıyorum abi. Maçlar olduğu için çok dikkat ediyorum kendime. Ama inşallah istisnalara başlayacağız abi. Öyle mi? <laughs> Sen hep fiziksel Ya ray yedik aman Hadi istisnalara başlayalım. Ya ra'yedik. yedik. Bir, 20 sene daha on numara arayacağız herhalde. Yeme lan koyayım Alt tarafı 15 sene yemeyeceksin ya. <laughs> motivasyonu çok üst düzeyde görüyorum. Real Madrid etkisi mi bu? Real Madrid etkisi değil abi. Ben küçükken de böyleydim. Çok şükür çok iyi bir ailem var. Benim karakterimden ödün vermememi hep onlar söylüyordu. Yanımda olan bazı... O Max Cruzey'nin son halini gördünüz mü? Ananın amına koyayım. Ne olmuş ona ya? Abi aklınızı kaybet. Çok özür dilerim. Böldüm. Abi ben böyle bir şey görmedim. Bu benim düşüyormuş oğlum o. Lan ne seni oğlum? Bu ne amına koyayım? O mu? Benden beter olmuş abi. Ataberk Doğan Yançar. <laughs> abi futbolu bırakan bütün şey, futbolcular niye bu kadar çok kilo alıyor Vücut idman yapıyor sürekli. Bırakınca böyle oluyor. Hadi, hadi Bazı kişiler de bana çok şeyler kattı. Ve hep her zaman disiplinli olmaya çalışıyordum. Küçüklüğümden beri. Ve kafa yapımda her zaman her gün daha iyi neyi yapabilirim? Daha çok nasıl gelişebilirim? Bunu düşündüğüm için Motivasyonum yüksek yani. Zor zamanlar olduğunda da aynı şekilde. Zor zamanlar gelecek. Daha zor zamanlar da gelebilir. Ama bu şekilde düşünüyorum. Mesela her sene şampiyonluk ve şampiyonlar ligini kazanmayı hedefleyen bir takımda oynuyorsun. Yani çıta öyle bir yerde ki her şeyin en iyisi Arkadaşlar, olma hedefiyle Yok. yola çıkıyor. Bu oyuncu olarak sizlerde bir baskı yaratıyor mu? Bence bizde bir baskı yaratmıyor. Çünkü burası Real Madrid. Bunun herkes bilincinde olduğu için buraya geliyor. Bu baskıda bir şeyler yapabileceğimizi bildiğimiz için herkes burada. Çünkü bir sürü oyuncunun birçok kalitesi var ve baskı bizi bence motive ediyor. Diğer oyunculara da kendim için de söyleyebilirim. Bizi motive ediyor, bizi daha da hırslandırıyor. Real Madrid takım arkadaşlarına bir bakıyorum. Vinicius, Modric, Bellingham, Rüdiger, Rodrigo. Yani say say takıma öyle bir takım. Yani idman maçında bile dünyanın en iyi oyuncularıyla oynuyorsun. Yani onlar rakibi... Bir şey hissettim hocam burnuma geldi. Hı. hissettim bunu. Arda Bellingham'ı sevmiyor. Bellingham zaten böyle çok soğuk bir tip gibi zaten ya. Yani. Hissettim onu. Arda Bellingham'ı sevmiyor. oluyor ya da takım arkadaşın oluyor. Muhtemelen maddetin idmanları bile yani dünyada herkesin Hani biletle satılıyor olsa en çok parayı verip benim seyretmek isteyeceğim idman maçları olurlar. Nasıl bir atmosfer bu? Oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde kazanmak istiyor ama o günün idman maçını da kazanmak için ben aynı hırsa sahip olduklarını söyleyebilirim. Bu benim burada ilk kez gördüğüm bir şey. Yani her idmanı aynı konsantrasyonla aynı disipline çıkmaları benim de öğrendiğim bir şey burada ve bu kendimi geliştirmeme daha çok yardımcı oluyor. İnanılmaz bir karaktere sahipler. Yenilgiyi asla kabul etmiyorlar. Çok hırslılar. Çok motiveler. Her gün onlar da kendilerinden takım arkadaşlarından daha fazlasını istiyorlar. ve bu baskıya bu yaşta alışmaya başladığım için mutlu hissediyorum kendimi. Barnebao'da sahaya çıkmak nasıl bir duygu? İnanılmaz bir his abi. Kocaman bir stat. Çok fazla insan geliyor. Kendimizi şova çıkıyor gibi hissediyoruz. Kazanma kültürünü kazanmamız zorunda olduğumuz sesi ben de çok hissediyorum sahaya çıktığımda. Hepimiz biraz heyecanlanıyoruz. Sadece önemli olan o heyecanı, stresi yönetebilmek. Umarım yönetebiliyorumdur. Umarım daha da fazla sakin olabilir olabilirim sadece çünkü sakin olduğumuz zaman daha fazla şeyleri görebiliyoruz sahnenin içinde. Tabii ki bazen heyecanlandığımız anlar oluyor. Bize insanın sonuçta abi. <gülüyor> <gülüyor> Bana biraz İspanyol halkını, Madrid taraftarını, hatta Madrid şehrini anlatsa da. Madrid şehri çok güzel abi. Ben idmanlardan, maçlardan, dinlenme sürelerimden çok fazla gezme fırsatı bulamadım. Ama burada da yemekler güzel, halk iyi. Burada da samimi bir ortam var ve Türkleri de seviyorlar ya. Beni çok seviyorlar dışarıda yürüdüğüm zaman. Taraf çekindiklerinde her zaman çok kibarlar, çok saygınlar. En çok ne duyuyorsun? En çok Türk diyorlar, Türk iş diyorlar. en çok öyle hitap ediyorlar Kevap bana. Kebap diyorlar bize de CS'de abi. <laughs> Türkiye'yi sevdiklerini söylüyorlar, ben de sevdiklerini. Ve burada siesta kültürü var abi. Madrid'le ilgili sorduğun için. Ben çok seviyorum yani. Öğlen bazı dükkanlar dükkanlarını kapatıyor, uyumaya gidiyorlar. Futbolcular bazı öğlenlerde uyuyorlar. Bence çok keyifli. Çok dinlendiriyor vücudu yani. Benim Madrid'le ilgili en sevdiğim şeylerden biri siyeste. Biraz Real Madrid taraftan anlasana. Sen gerçi Fenerbahçe taraftarından büyük taraftara, büyük camiaya alışkınsın. Ama bu bir başka bir boyutu. Az önce de söylediğim gibi inanılmaz kapasiteli bir stadyum. Çok fazla taraftar var ve o taraftarlar da tutkulu taraftarlar. Her zaman kazanmayı istiyorlar. Hiçbir zaman kaybetmeye, puan kaybetmeye ya da maç kaybetmeye hiç tahammülleri yok. Kötü oyuna tahammülleri yok ki bu da bizi her gün daha iyi olmaya itiyor. İnanılmaz bir baskı yaratıyor ama bu baskıyı da Ara debildiğimiz zaman her zaman daha güzel şeyler çıkıyor. Yani. İspanya'da yaşam nasıl peki? Ya yani Türkiye ile kıyasladığın zaman biraz önce yemekler dedin. Ya yani Türkiye'deki yemekleri arıyorum dedin. Böyle özellikle bir yemeğin var mıdır? Senin mantı mıdır favorin? Ben her yemeği severim abi. Yani en ama favori yok mudur? Anneye mi soralım? Anneye sorarsak o da her şeyi yaparım der. Ben annemin yaptığı her şeyi çok severim Mantı severim, pilav severim, her şeyi çok severim. Peki yemekleri bir kenara koydun. <laughs> İspanya'daki <gülüyor> hayatta seni en çok zorlayan <laughs> ne oldu başka? Dil oldu ilk başta hmm. çünkü herkes İspanyolca konuşuyor ve İngilizce de konuşmuyorlar. Hi Özellikle idmanlarda bir da çok İngilizce bir... kesinlikle katılıyorum abi. Candaş Tolga ışığın Candaş Tolga ışıkla beğenmediğim tek şey dövmesi amana koyayım. İnanılmaz kötü, rezalet, korkunç kötü bir dövmesi var. Hiç Nerede yakışmıyor. Kulağının arkasında bak. Cipte de konuşmaya olabilirler şey. biliyor musun? Biraz bazen yapıyorlar. <laughs> Nasıl <böyle şeyler gülüyor> öyle geldi çünkü ya? <laughs> biraz dillerini seviyorlar, normal. Bu beni biraz daha İspanyolca öğretmeye yetecek gibi. Peki şehir hayatı, trafik İstanbul'a göre baktığın zaman daha mı rahat yoksa? Yok abi, herkes zaten takım içinde konuştuklarımdan bir sürü oyuncu abi İstanbul trafiğini anlatıyorlar bana geldikleri zaman. Çok zorlanmışlar. Burada öyle bir problem yok. Geçenlerde Alaba'yla bir video çektin sen. Avusturyalı alalı al, bayağı Türkçe konuşuyor seninle. Ben Avustralya milli takım maçı oynadıktan sonra o da Avusturya'daydı. Beraber uçakta döndük çok sohbet ettik. O da çok iyi biri. Bana her zaman yardımcı olmaya çalışıyor. Çok fazla Türk'ün olduğu bir semte büyümüş. Avusturya'da çünkü çok fazla Türk var. O yüzden Galatasaraylıymış şatta Onu falan söylüyor bana sürekli. Şakalaşıyor işte sen ben, sen Fenerbahçe'lisin ben Galatasaraylıyım. Bazen Türkçe öğretmeye çalışıyorum onu. Çünkü çok samimi. Sıcakkanlı, çok keyifli birim. Hüdüger'e de öğrettin galiba biraz Türkçe. Hüdüger de, o da biraz Almanya'dan biliyor. Zaten ben geldiğimde soyma odası da efendim, direkt küfürler falan. Herkes Türkçe küfürleri biliyor yani. <laughs> öyle, öyle Türkçe evet, küfürleri mi öğrenmiş? Çok fazla Türkçe küfür öğrenmişler. Öyle abi diyorlar bana. Abi mi diyorlar? Evet, hep Arda abi diyorlar. Herkes? Herkes ben, ben, abi, herkesin abi, herkesin abi, 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 abi diyorlar. Cristiano ben... Ronaldo'nun orospu çocuğu <laughs> diye videosu var ya. <laughs> Abi yani harbiden Olay. biz çok tuhaf bir milletiz amına koyayım. Yani Cristiano <laughs> Ronaldo orospu çocuğu diyor ya amına koyayım. Böyle bir şey olabilir mi? Turkish orospu çocuğu. Ben de şaşırıyorum Modric bana abi dediği zaman böyle enteresan çünkü bilmiyorlar onlar abinin <laughs> şey ne demek olduğunu. İşte ben onlara bazen abi diyorum. Çünkü isimleriyle söylemek alışık olmadığım bir şey. Luka demiyorum yani Luka abi diyorum bazen. O da bana o görünce abi diyor. Böyle. O da brat ediyor kendi dilinde. Yani, Bunu konuştunuz mu yani? Luka abinin ne demek olduğunu Modric biliyor, biliyor mu? Biliyor. Kendinden daha büyük Abine insanlara söyle Euro 2008'de nasıl sikmişti diyor. Seydi de. herhalde beni. Söyledi sonra abine abi nasıl? Deydi, abi diye tabii diyorlar. <laughs> Kurosa da Tony abimi mi diyorsun? Ona da Tony abi diyorum. Çünkü dilim vermiyor Tony demeye böyle. O kaç yaşında adam? Tabii. Ya bizim kültürümüzde evet, bu saygı. Öyle büyüdüm. Saygı çünkü saygısızlık yapacağım gibi hissediyorum. Aslında onlar öyle düşünmüyorlar ama ben Modric abine de ki Nihat abim götünüzü sikmiş zamanında de bakalım ne <laughs> anlasın. Kendimi daha rahat ifade ediyorum abi dediğim zamanlar. Müzikler aran nasıl? İyi ya. Müzik. Ne dinliyorsun mesela? Her şey dinliyorum. Türkçe pop dinliyorum, Sezen Aksu dinliyorum, 90'lar dinlemeyi çok seviyorum. Her şey dinliyorum. En çok sevdiği Sezen Aksu şarkısı. Tükeneceğiz çok seviyorum. Doymadım, doyamadım onu çok seviyorum. Hep Özden o acıklı şarkılar ama. Bilmiyorum seviyorum abi. Bizim kültürümüz böyle biraz o kültürden geliyoruz. Ben çok seviyorum adam, Sezen Aksu şarkılarını. Biraz mırıldansana. E, ak abi, <laughs> <yakmamız gülüyor> abi, Ronaldo Berkcan <laughs> Güven Ronaldo, ile çekti Ronaldo Berkcan Güven ile çektiği videoda siktir git diyordu. Aa onu bilmiyorum. Siktir git evet, mi diyor Ronaldo? Ya yakma <laughs> abi. <Yakmamız gülüyor> abi. Sesin kötü mü? Kötüdür herhalde o Kötü yani. Hiç, hiç özgüvenim yok sesim konusunda. Bir gününü anlatsana bize burada rutin. Sabah uyanıyorum evimizde bir şef var. Çok sağ sola çok yardımcı ediyor. Benim nasıl besleneceğim konusunda diyet seninle beraber çalışıyorlar. Sürekli kontak halindeler. O kahvaltımı hazırlıyor. Ben kahvaltıya idmana gidiyorum cime gidiyorum, tedavi oluyorum, idmanımızı yapıyoruz. Oradaki tesislerdeki mümkün mertebe her şeyi kullanmaya çalışıyorum. Faydalı olduğu bir şekilde soğuk su, sıcak su, soğana. Oradan faydalanmaya çalışıyorum. Eve geldiğimde öğlen yemeği yiyorum ve sonra az önce de söylediğim gibi siesta kültürünü ben çok seviyorum. Böyle odanın ışıklarını kapatıp siesta yapıyorum. Çok keyifli oluyor. Akşam oluyor zaten. Bir... Siesta ne lan amına koyayım Öğlen uykusuymuş. Öğlen uykusu. Ne abi? Ben de öğlen uyunca atar galiba anamız <laughs> Al işte adamların kültürü. Bir de bizimkinin kültürü. Ya bana koyayım. Yemek üstüne uyunur mu lan? Bana koyayım. Yanlış <laughs> yapıyorum oğlum. Sikerim ancelem diye. Ha söyle yanlış <laughs> yapıyor. Büyük ihtimal bir kesin bir tane maç oluyor. Akşam yemeğinde ailemle birlikte maç izliyorum. Onlar belki bazen bir şeyler izlemek istiyor. Dizi izliyoruz. Dizi, film izliyoruz. Maç izliyoruz genelde. Sonra da zaten hemen zaman bitiyor. Uyuyorum çok fazla. Yaptığım bir aktivite yok abi. Hocanın seni... Madrid'e getirirken çok istediğini hatta bizzat görüştüğünü biliyorum. Aramız nasıl? Aramız çok iyi. Senin de söylediğin gibi abi ben gelmeden önce beni 3 defa aradı buraya gelmemiş. Hatta benden söz vermemi istedi buraya gelmem için. Tarih belirledi bu zaman buraya geleceksin diye. Beni çok seviyor. Ben de ona büyük bir saygıyla yaklaşıyorum sürekli. Sürekli iletişim halindeyiz. Genelde iletişimlerimiz benim daha fazla nasıl oynayabileceğim, kendimi daha fazla nasıl geliştirebileceğim ne konusunda. Hava Çünkü hava. her oyuncu çok ne oynamak ister. Ben de çok oynamak isteyen oyunculardanım. Hocayla sürekli bunun hakkında konuşuyoruz. O da bana bazı tavsiyelerde bulunuyor. Sabırla devam ediyoruz. Arda İspanyolca ders alıyorum dedin ya. Sana... Söyle bakayım İspanyolca ananı sikeyim ne demek hadi bakalım. <laughs> Real Madrid taraftarına İspanyolca bir mesaj ver desem şu kameraya bir mesaj verir misin? Hola Madridistas, gracias por vuestra cariño. Ne demek bu? Merhaba Madridistalar. Evet. Merhaba Madrid taraftarı. Desteğiniz için teşekkürler. Hmm, güzelmiş. Bu imza geldi, geldi aklına bunu söylemek? İlk de geldi abi aklıma <laughs> söylemek. <sorarak. gülüyor> çok güzel tebrik ederim. Arda futbola ilk nerede başladın sen? Yani profesyonel. amatör kariyerden bahsetmiyorum. İlk futbola sokakta nerede başladın? Ankara'da başladım. Babamla maç yapıyorduk sürekli. Sonra kulüplere yazdırıyordu babam beni. Sonra Gençler Birliği Akademisi'ne katıldım. Gençler Birliği kulübünde bende çok büyük etkisi oldu. Çünkü çok iyi bir alt yapı eğitim aldığımı düşünüyorum. Ondan sonra Fenerbahçe Akademisi'ne katıldım. Sana bu çocuk çok iyi topçu olur ilk kim söyledi baban mı? Tamam söylemiştir yani? Kaç yaşında hatırlıyor musun? Ben daha konuşmayı falan bilmiyorken yani zar zor yürüyorken sürekli önüme balon koyuyormuş. Ben sürekli balona vuruyormuşum. Bir de sol ayak olmamı istiyormuş. Hep böyle balonu soluma koyuyormuş. Ben sağ vuruyormuşum. Balonu soluma koyuyormuş. Onun aynısını yaşıyoruz şu anlarda ya. İnşallah yeğenin de olur Murat da. Allah'ı billahi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Allah çarpsın beni en çok mutlu eden Murat'ın şu an sadece binlerce oyuncağı içinden topla oynaması. Çocuk bütün gün topu önüne ve bombeli vurmaya başladı topa. Aha kaldırıyor Hı. yani ama ya. Yo yo vuruyor yani topa. Hani mesela bebek böyle bildiğin o gerçek e, şampiyonlar ligi topuyla oynuyor bu arada. Öyle pufuduk plastik plastik değil. Vuruyor yani. Hakikaten darbeli vurabiliyor topa. Hadi inşallah. Bence babam söylemişti ilk yani. Türkiye'de Arda Güler olmak isteyen binlerce genç kardeşimiz var. Futbola merak saran, futbolcu olmak isteyen, futbolcu olma hayaliyle yanıp tutuşan ve senin şu anda açtığın yol e, 19 yaşında onlar için çok büyük bir umut. Onlara bir mesaj vermeni rica etsem ne söylersin? Ben başarılarım bu kariyer yolumu onlara adadım. Onların neler yapabileceğini göstermek için çok çalışmaya devam ediyorum. Onlar da çok çalışsınlar. Çünkü çok yetenekli çocuklar çıkıyor, çok zeki çocuklar çıkıyor. Videolara görüyorum sokakta futbol oynayan çocuklar. Bence çok yetenekli bir ülkeyiz çok çalışmaya devam ederlerse, hayallerinin peşinden hep giderlerse, zor günlerde de, kötü günlerde de, kendilerini yetersiz hissettiği günlerde de, hayallerine olan inançları hiç azalmazlarsa bence herkes başarabilir. Herkes istediği şeyi yapabilir. Umarım onların da yolu bahtı açık olur. Çok çalışırlar. Arda Güler olmak isteyenlere ilk tavsiyen ne olur? Çok çalışmak mı? Çok çalışmak olur. Çünkü yetenek mi çalışmak mı? Hep konuşuyoruz ya abi. Ben de yetenekli doğmuşum çok şükür yani. Ama çok çalışmasaydım Buralara gelemezdim. Onlar da hep çok çalışmaya devam etsinler. Kendilerini her gün ne kadar daha çok geliştirebilirlerse hep kafalarını buna yorsunlar. Hayalin ne şimdi şu anda? Hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanan... Abi 19 yaşında Madrid'de biraz kötü bence ya. Niye abi Rodri? Ne oğlum? Hayır şey oğlum olayın ne? Bana futbolcu olarak olayını söyle. bak Ne yani. yapacaksın? Ne yapacaksın? Yani bir sonraki hedefin ne? Yok. Bitti. Bu kadar. Bir sonraki hedefin Madrid'de kalıcı olup 11 oyuncusu olmak. Ya da balondor. Ya da iyi yani. bir jenerasyon yakalarsan milli takımla bir dünya kupası, bir Avrupa şampiyonası. Yani Modric Gross ne yapıyor abi anlatamadım herhalde Sormak istediğim soruyu bunu onu söylemedim ben, yani, 19 yaşında yani, zaten Madri'ye Bir sonraki siteme merak ediyorum diye. yani hani üstü yok Onu söylemeye çalışıyorum Madrid'den sonrası yok diyor yani bölüm sonra evet. diye. İlk Türk futbolcu Olmak istiyorum yani o bayrakta şampiyonlar Kupasına dokunan ilk Türk oyuncu olmak istiyorum hayalim. sonrasında Sonrası sonra abi <laughs> yavaş yavaş röportajın sonuna geliyoruz. Bu senin ilk röportajın aslında değil mi? Ben ilk bire bir röportajım abi. Kendi röportaj performansını nasıl buluyorsun? Bilmiyorum. Biraz seyircensin. Ben bir söyleyeyim mi? mi? Hiç Gayet ilk röportaj değil gibi değil. Ben çok daha şey beklerdim seni. Gayet yani daha çekinik olursun. falan. Sohbet ettik. Normal sohbet ettik yani. <laughs> senin samimiyetin böyle... sayesinde abi. Türkiye'de insanlar seni çok seviyorlar. Bunu sen biliyorsun, görüyorsun. Beni de şey çok mutlu ediyor. Milyonlarca insanın böyle bir tek yürek olma hali çok mutlu ediyor beni. Futbol aslında... Beyler Candaş Tolga Işık'tan Acun da izleyelim mi? Bitti bu. İstiyorsanız ben izlerim bu arada. İzlemedim onu. Bunu izlemiştim. Hiç böyle olmaması gerekirken Türkiye'de ayrıştığımız bir alan oldu. Oysaki böyle olmamalı. Lefterler, Metin Oktaylar, e, Baba Hakkılar bunlar kulüplerin değerleri değil Türkiye'nin değerleri. O daha iyi. Harbi mi? Ne mutlu ki 19 yaşında bir insan şimdi Türkiye'nin değeri olma yolunda çok emin adımlarla ilerliyor. Güzel. O anlamda bütün dualarımızla... Ise ise zaten iyi niyetlerimizle senin arkandayız. Zannediyorum bunu da hissediyorsun. Çok hissediyorum abi. Hiç de baskı yaratmıyor. Aksine çok mutlu oluyorum. Onları da hep çok mutlu etmek abi, istiyorum çünkü onlar bana çok destek oluyorlar. Onların desteklerini boşa çıkarmamak için her gün daha fazla çalışmaya devam ediyorum ben. Arda çok teşekkür ediyorum. İlk anlattığım 15 yaşındaki Arda'yı 19 yaşında Real Madrid'de görmek Türkiye'deki bir herkes gibi ama inan bana benim için ekstra biraz daha fazla bir gurur. Çünkü ben böyle olacağını seninle yazışmalarımıza baktım hatta. Sana yazmışım bunu demişim ki Arda ben senin çok daha büyük başarılarını kutlayacağımızı hissediyorum. Umarım öyle olur diye. Bugün senin Real Madrid'de dünyaca ünlü Real Madrid'in Real Madrid'de Türk yıldızı oluşunu. Beyler chatting yapıyor. Yok yazıyoruz izleyeceğiz diyor amına koyayım. Hocam sen chat'i götünle mi okuyorsun? Aç anketi. Aç. açıyor mu adı? izle diyen daha fazla. Aç ket abi. Açtım Oylayalım. Abi. Oylama açıldı. İzleyelim. %57 ile önde şu anda. Oylarınızı kullanın kardeşlerim. Üstüne tıklamanız yeterli olacak. Orada izlemeyelim diyenlerin %90'ını da Galatasaraylı değilse beni götümden sikin. <laughs> Al bakalım. Ne oldu? Abi ne alakası var ki yani Galatasaraylılıkla, Beşiktaş Cuşlulukla?